Tokat'tan Niksar'a geçeyim. Niksar'dan bir ayva suyu içeyim. Ayrı kalsam da ben Niksar'dan nasıl vazgeçeyim? Delettin, divan ettin Niksar beni. Evet sevgili dostlar, Kanal 60 ekranlarına Niksar'dan canlı yayın yapacağız. Tüm izleyicilerimizi Kanal 60 ekranlarına bekliyoruz. 17 Mayıs'a hazır olun. Yazıcıktan geçiyor da dağ üstünü yolları. Gel gidelim düdene yar, geldi yayla zamanı. Gel gidelim düdene de, geldi yayla zamanı. Çiçek misin, dal mısın, şeker misin, bal mısın? Nedir senden çektiğim yar, başıma bela mısın? Efendim bir pazar günü akşamı Kanal 60 ekranlarına bir hafta aradan sonra tekrardan hoş geldiniz, sefa geldiniz. Saatler 19'u gösterirken, biliyorsunuz pazar günü akşamları saat 19'u gösterirken bir Anadolu ezgileri başlıyor. Zaten fanatik hayranlarımdan da belli ki bu saatleri kaçırmıyorlar. Hepiniz ekranları başına hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Hemen yerime geçiyorum. Tabii ki 2 saat boyunca birbirinden güzel ezgilerini seslendirecek arkadaşlarımızı tanımak üzere. Ayrıca bu arada biliyorsunuz 17 Mayıs'ta sizlerle birlikte olacağız. Sevgili yönetmenim de tabii ki alırsa 17 Mayıs'taki sanatçı arkadaşlarımız da orada olacak. Ben de onların şöyle bir jest yapıp posterlerini, afişlerini buraya bir topladım. Şöyle güzel bir görüntü yaptık. Tabii ki bu arada Niksar Belediye'mizin katkılarıyla, Özdilek Özcan Bey'in katkılarıyla bunu gerçekleştireceğiz. 17 Mayıs'ta 18-21 arası Ayvas Parkı'nda olacağız sevgili dostlar. Ve hemen başlayalım şöyle bir tanımak üzere. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi bir. İsmim Hakan Kasamış, Erzincanlıyım. Ufaktan işte bu türkü işleriyle uğraşıyoruz. İşte sağa sola birkaç program işlerimiz var. Onlarla uğraşıyoruz işte. Çok güzel. Ayrıca sevgili dostlar biliyorsunuz biz Kanal 60 ekranlarında ilk programımız ve ikinci programımızda sevgili Kemancı Turan kardeşim vardı. Onunla beraberdik. Ve Kemancı Turan hoş geldin. Biliyorsunuz aramızdan ayrıldığında şey demişti. Mesela bir teklif gelmişti. Ankara'ya gitmişti. Ve yoğun istek üzerine tekrardan geldi. Bugün akşam bizimle birlikte oldu. Teşekkür ediyorum Kemancı Turan'a, sağ olsun. Sen de anlatabilirsin mesela o olay nasıl oldu. Mesela iki programdan sonra iş geldi. Teklif geldi. Değerlendirdin mesela. Yani aynı senin söylediğin gibi biz arkadaş olarak yıllardır her zaman gereken işlerimizde işlerimizi değerlendireceğiz. Senin yanında olmamız gerektiği zaman da senin yanında olacağız. Her zaman da biz arkadaşlarımızın yanındayız, olacağız. Eyvallah. Zaten biliyorum her zaman yanındasınız. Sevgili kardeşim tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Ayrıca Erol abi sen de hoş geldin. Sefa geldin abi. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet o zaman Hakan'cığım şöyle bir ezgilerle başlayalım. Ben de tamam. Bende bir şey vardır genelde. Az konuşma, çok müzik çok diyorum ama müzik en çok da ben konuşuyormuşum, az müzik çıkıyormuş. Ben o zaman şöyle bir seninle başlayalım. Gözyaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Gözyaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Neredeydin senelerce, şimdi mi geldim aklına, şimdi mi geldim aklına.
gençliğim bittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Ölüm usta, şimdi mi geldim aklına, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, elim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklıma? Gençliğim gittikten sonra şimdi mi geldi aklına? Vay be, evet. Hakan'cığım. Güzel teşekkür yazmış. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne güzel bir yorum. Valla. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Elinden işte. Geldiği için yapıyorsun. Çok güzel. Yani. Evet. Evet sevgili Turan kardeşim. Yani biliyorsun bu işler böyle basit değil. Sen kendini kurtardın gittin. Biz ne olacağız bakalım burada. Biz iki ayda buradayız daha teklif gelip de böyle bir sahne alamadık ya. Sevgili dostlar bugün SMS atmak isteyenler 0200 3929'a TV60 yazıp 3929'a mesaj atabilirler. Ayrıca 0212 557 60 çift sıfırdan da canlı telefon bağlantısı alacağız. Buradan da söylemiş olalım. Ayrıca Niksar'daki katılımlarından dolayı sevgili Niksar'daki sanatçı kardeşlerim Orhan Yıldız, Tuğçe Özcan, Davut Şahin, Yaşar Güç, Cemal İlk çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bana yardımcı olacak sevgili Yusuf Çolak'a da çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine bu programı düzenleyen Niksar Belediye'miz Başkanı Sayın Özdilek Özcan Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Niksarlılara ne güzel bir jest yaptı. Ben de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yine İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ulaşoğlu'na ve yine Meclis Üyesi Murat Deveci'ye çok çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Sağ olsunlar. Evet Turancığım. Buyur dinleyelim, biraz da senden dinleyelim de. Daha çok konuşacağız. Gevezelik evet. Başladı bizde. Bütün kanal dinleyicilerine ve izleyicilerine buradan saygılar, sevgiler olsun. Bütün köylerdeki anne babalara saygılar, sevgiler olsun. Herkesin ellerini öpüyorum büyüklerin, küçükleri öpüyorum. Acaba bir şey söyleyeceğim. Bir iki yıl öncesi benim Facebook sistemi şifremi olarak alındı. Buradan bizim Allah aşkına dostlarımıza ihtiyacımız var ama SMS televizyondan söylersek, buradan ekrandan söylersek SMS Kanal 60'a göndersinler. Facebook sitesinde kimse benim adıma, kimseye SMS atmasın. Buradan duyuruyorum, rica ediyorum. Teşekkür. Yine sevgili üstadımız, büyüğümüz Rıza amcam demiş ki kemancı Kaşıngaray sayı söylesin. Halil kardeşimiz de teşekkür ediyorum.
istekler üzerine Kaşın Karaysa okuyalım. Devam edeceğiz eğlenceye.
Ayrıca bu eseri yazıp hazırlayan sevgili Haydar Altındayım'a teşekkür ediyorum. Şu ana kadar bilmeyen arkadaşlarımız varsa bazı albümlerine falan koydular, okudular, canlandırdılar, seslendiriyoruz. Bu eser Haydar Altın'a aittir, Alıcık köyünde. Mikrofonla konuş, onu kapatabilirsin. O çekiyor zaten. Bu şimdi bunu söz yazarı Haydar Altıntaş mı? Haydar Altın. Altın. Reşadiye Alıcık köyünde. Tokat Reşadiye Alıcık. Evet, Tokat Reşadiye Alıcık. Sevgili Haydar'dayım. Bu eseri ben 15-16 yıl önce amcaoğlu Cemal Altındayım'ın kızının nişanında Haydar dayımdan duydum. Yakan mikrofonda konuş Turan. Evde, evde okuduk. Yani. Evet. Rahat ol. Çok güzel bir eser olduğu için hoşuma gitti. Bunun arkasına da sevgili Sazak Dernek Başkanı Celal. Celal abime teşekkür ediyordum. O da bir name ekledi bunun evet. Arkasına. Hele yürü yürü de salınız arkasına diye. Da bunu mu eklediniz yani? Bu arkasında da nakarat olmuş o zaman. Çok nakarat oldu yani. Bu da gerçekten çok süper olmuş güzel yani. Oldu. Benim bir okuyucu olarak, yöresel okuyucu olarak hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. Ama tutuyor. Ben de hoşuma gidiyor. Bu şekilde zaten. Okumaktan da sevgili dayıma buradan teşekkür ediyorum. Deminki dediğim gibi yine Kanal 60 ekranlarında izleyenler, buraya gelen sevgili abilerimiz, Gökçoluklar, çocukluk arkadaşlarım, ekran başında da bizi izleyenler sağ olsunlar, ayaklarına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol. Çok sağ ol Turan, sevgili Turan kardeşim. Eyvallah. Kemancı Turan. Biz Kemancı Turan'ı zaten lakabıyla tanıyorduk. Çoluk kız deyince hemen Kemancı Turan aklıma gelir. Bir insanın lakabı olur ya, evet. Abi. Hani yiğit namıyla anılır. Aynen. Şimdi sen sorsan iki telde Hasan desen, Hasan Ervan desen tanımıyorlar ama Yavru Hasan yani. Deyince herkes yani bir lakabı kullanıyorlar. Bir de yavruluğum kalmadı diyorlar da doğru abi. Televizyonlardan biraz şişman görünüyorum yani. Evet, az önceki istek kimindi? Rıza babanın isteğiydi. Onu evet. Da tabii ki aslında benim onlardan kendi isteğimdi. Rıza öpüyoruz. Babayı araya kattık. Yoksa çalmayacak diye düşündüm de. Babaya da buradan sevgiler saygılar. Sevgili Rıza baba. Ellerinden öpüyoruz. Evet. Şöyle Hakan'cığım biz böyle geçiyoruz yani sessiz değil. Böyle konuşarak geçiyoruz da. Konuşalım abi. Eskiden şimdi 3 oğlu var adamın. Babası hasta yatıyor. Büyük oğluna diyor ki oğlum diyor bana bir su getirir misin? Büyük oğlan da küçük oğlana diyor. Kalk babama su getir diyor. Küçük oğlan da en küçüğüne söylüyor git babama su getir diyor. En sonunda babasını en küçük oğlan şöyle yapıyor. Ya baba gördün mü diyor. Evlat diye yetiştirdin, bu hale getirdin. Şimdi diyor sana bir bardak su getirmiyorlar diyor. Sen en iyisi kendin al, bir bardak da bana getir diyor. Bütün babaların elinden öpüyorum. Hakan'cığım senden alalım. Şimdi hazırlan sen de. Hazırlanayım abi. Ben. Evet, 0212-557-60-0'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca SMS göndermek isteyenler, telefonumuzu düşüremeyenler de TV60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 39-29'a isteklerini gönderebilirler. Kemancı Turan'dan isteyebilirler, Hakan Katılmış'tan isteyebilirler. Bilhassa benden de fıkra isteyebilirler yani. Buradan da belirtiyorum sizlere sevgili dostlar. Evet, dinleyelim Hakan'cığım.
var mı? Öyle baktı kara var mı? Benim gibi, benim gibi. Öyle baktı kara var mı? Benim gibi, benim gibi. Öyle var mı? Açmadan sarardın soldun, kendine bir yar buldun, benim gibi, benim gibi. Kendine bir yar buldun, benim gibi, benim gibi. Söyle var mı benim gibi? Eyvallah, sağ olasın ciğerim. Söyle var mı benim gibi? Evet. Değerli üstadımız Müser oğlum güzel bir yorumuyla evet türkü. Hakan'cığım herhangi bir de sahne alıyor musun? Sonra birkaç yer var. Değil mi? Sahne, sahne aldığımız tabii birkaç yerimiz var. Ekstralarımız falan var çıkıyor işte. Ha. Yurt dışına yok, yurt dışına hiç çıkmadım daha. Peki bu saatten sonra çıkarsan abi %50 ortak paylaşalım mı? Olur bunu abi %100 verir. %100 veririm. Olur ya abi. Mesela Kemancı Turan hemen iş çıktı gitti ki programda bizi yalnız bıraktı yani mesela. Yok bende öyle bir şey olmaz. Beraber gideriz her taraf. Olur abi, menajerliğimizi yaparız artık yani. Biz de elimizden geldi. Turan abi de beraber götürürüz, o da gelir. Olur, niye olmasın? Bana bazen diyorlar mesela ya burası sanat sunumla sanatı, sanatçıları bana yüklüyorlar. Gelir misiniz? Geliriz deyince böyle sizin gibi dostları götürüyoruz mesela. Tabii, ne demek abi yani sizin gibi abilerimiz, üstadlarımız, büyüklerimiz olduktan sonra problem değil yani. Nereye gelince gidecek her türlü. Biz de size dayanaraktan zaten sanatçı. Yani herkesin yani birbirine zincirleme şey var. Bu yani, aynen öyle. Zincirleme tamam. Yani. Evet. Evet. Turan'cığım sen orada uyuyakalacaksın galiba. Sevgili dostlar yine Tokat Niksar'dan Ayvas Parkı'ndan 17 Mayıs'ta canlı yayın gerçekleştireceğiz. Kanal 60 ekranlarına. Siz 17 Mayıs'ta ve Niksar'a yakın olan dostlarımızı Erbaa'yı, Taşova olsun, Erbaa olsun, ondan sonra Turhal, Zile, gelmek isteyen Tokat'tan olsun, gelmek isteyenler varsa Reşadiye'den olsun. 17 Mayıs'ta Niksar Ayvaz Parkı'na bekliyoruz sevgili dostlar. Tabii ki Niksar Belediyesi'nin katkılarıyla, Sayın Özdilek Özcan Bey'in katkılarıyla bunu gerçekleştireceğiz. 17 Mayıs'ta inşallah Niksar'da olacağız. Ayrıca yine tekrar ediyorum, katılımcı sanatçılara da çok çok teşekkür ediyorum. Tuğçe Özcan'a, Davut Şahin'e, Orhan Yıldız'a ve Yaşar Güç'e ve Cemal İlke çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni yalnız bırakmadılar orada, sağ olsunlar. Ayrıca Yusuf abiye de çok çok teşekkür ediyorum. Onun da katkısı çok büyük. Bende emeği çok büyük. İnşallah biz de bunu telafi edeceğiz. Evet Turan'cığım, senden alalım şöyle türküler. Bana bırakırsa ben çok konuşurum. Getin gurbet hele de
Benim unuttum, benim unuttum. Gönlüm azel ya da nazlı yar seni, nazlı yar seni. Gittin gurbet hele de beni unuttum, beni unuttum. Gönlüm azel ya da muhane seni, nazlı yar seni. Çıkma, çıkma yükseklere, zor olur inmek. Bize yakışır mı sözünden dönmek? Soyunup gelsem de nazlı yarın koynuna, aklıma hiç gelmiyor ki üşüyüp donmak. Aklıma hiç gelmiyor üşüyüp donmak. Canım denizin ortasında da döner bir vapur, döner bir vapur. Ne batar kurtulur da ne de yol çeker, ne de yol çeker. Ölen muhabbeti de kaldırmış benden, kaldırmış benden. Ne sever kurtulur da ne de vazgeçer. Dere kenarında yayılan taylar, var mı benim gibi emeği zaylar? Siz de duydunuz mu yıldızlar aylar? Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Yardan ayrıldım. Başından amanın çiğden bütüdüm, çiğden bütüdüm. Ben de buna boyda yar yütüdüm, yar yütüdüm. Eller sevdiğinin de el ele gezerken, anam gezerken. Bir kötünün koynunda da ömür bütüdüm, ömür çürüttüm. Canım kuzular atlar, kuzular atlar. Yar mendil işlemişler, ikiye katlar, ikiye katlar. Mezarının üstünde namanın beş karış otlar. Beş karış otlar bitmeyince de kumul yerden ayrılmaz. Anam ayrılmaz. Yayla yolu yan yoludur, hem kar yağar hem dolu. Yayla yolu yan yoludur, hem kar yağar hem dolu. Üstümde geçti de sandım ki yarın kolu. Üstümden gölge geçti de sandım ki yarın kolu.
bir bir acı. Çabuk acı gül acı da yine de bir acı. Yâre kalbim kırıldı da söylesem de dil acı. Teşekkür ediyorum, elinize sağlık. Böyle yöre türküleri duyunca var ya, ben hemen yere çömelip oturuyorum Erol abi. Turancığım vallahi sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Sen ya. Sen de sağ ol. Sevgili yönetmenim, hiç izleyen yok mu? Telefon mu bağlamıyorsunuz, yetiştiremiyor musun? 0212, tekrarlayayım yeniden? 0212 557 60 çift 0'dan bizlere ulaşın. Yönetmenim bazen böyle hata yapıyor, bağlamıyor telefonu galiba. Alo. Neyse, gelmemiş o zaman. Arayan düşüyor, geri düşüyor. Vallahi Hakan'cığım. Buyur abiciğim. İlk televizyon programına mı çıktın yoksa? Yok, daha önce bir iki sefer daha katıldım. Yani. Benim gibi deliye denk geldin mi? Estağfurullah. Abi ne yapalım, duramıyorum yerimde, oynamak zorunda kalıyorum yani. Neyse, senden de yine alalım. Turan biraz dinlensin abi. Tamam. Senden sonra da bir tane canlı telefon bağlantısı gerçekleştirelim. Ayrıca zaten alt mesajlarımızda alttan ekranların altında izleyebilirsiniz. 39.29'a gönderebilirsiniz. Tabii ki TV 60 yazıp bazen bazı televizyon kanallarına gidiyormuş. Oradan da biz kendimiz mesajları alamıyoruz sevgili dostlar. Buradan da belirteyim yani. Bazen yanlış yazıyorlar. Tokat yazıyorlar. Ondan sonra da mesaj gönderiyorlarmış. Öyle değil. TV 60 yazıyorsunuz. Sadece Tokat 60 değil. TV 60 yazıyorsunuz. Burada belirtmiş olayım. Hakan'cığım senden dinleyelim abi. Evet abi. Öncelikle ben bu türkü Ankara'da şu an beni dinleyen değerli dostlarım, akrabalarım var. Özellikle kardeşim Ulaş. Çok evet. Sevdiği bir parçadır bu. Parçayı ona göndermek istiyorum ben. Bizden de tüm Ankara'ya mı gelsin diyelim? Tüm herkese gelsin. İzleyen herkese gelsin. Dinleyelim bakalım. Gördük ne sevda, her yanımız yılan çıyanla dolmuş. Bu dünyada ne dost gördük ne sevda, her yanımız yılan çıyanla dolmuş. Yar seni kendime derman sanmıştım, meğer zulüm musun haberin yokmuş. Meğer zulüm musun haberin yokmuş. Ankara şahidim olsun yakarım, ben deliyim bu dünyayı yakarım. İki kurşunumuz kalmış şerefsiz, ne biri sana biri bana sıkarım. Ankara şahidim olsun yakarım, ben deliyim bu alemi yıkarım. Kurşunumuz kalmış imansız,
biri sana biri bana sıkarım. Aramıza sen koydun, karanlık ömrümde aydınlık sandım. Dağı taşı aramıza sen koydun. İki kadeh attım şerefin olsun. Şimdi bana acı deme aşk olsun. Şimdi bana acı deme aşk olsun. Ankara şahidim olsun yakarım, ben deliyim bu alemi yakarım. İki kurşunumuz kalmış vefasız, biri sana biri bana sığarım. Ankara şahidim olsun yakarım, ben deliyim yarim seni yakarım. İki kurşunumuz kalmış şerefsiz, biri sana biri bana sığarım. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah, ben teşekkür ederim. Ankara şahidim olsun yakarım he. Evet abi, bununla... Bu eser kimin? Bu eser Gökhan Bağır diye bir Karslı bir kardeşimize ait. Onu da dinledim, ona ait zaten, onu da biliyorum. Eser çok güzelmiş ya. Çok güzel bir eser, evet. İlk defa duydum yani, Ankara'daki arkadaşım da iyi seçim yapmış yani bu eseri. O kendisi burada, burada evet. Oturuyor ama genelde Ankara'da da herhalde çıkıyor. Hiç dinlemek nasip olmadı onu canlı canlı ama eseri ben internet üzerinde dinlemiştim bir arkadaşım vasıtasıyla. Ama hoşuma gitti, aldım. Çok güzel bir eser. Yani özellikle işte bu bölgelerde bayağı bir tutuldu. Çok güzel ya, şu anda anonim mi okunuyor bu eserin? Herhangi bir albümü yapılmadı sanırsam, herhangi bir sanatçımız çıkardı mı bunu? Klip yaptı kendisine işte okuyan kişi. Hı hı. O kadar. Vallahi çok güzelmiş yani. İkinci tanıtanı da benim yani. Öyle mi? Bayağı bir tanıttım ama. Ondan daha iyi tanıttım ben diyebilirim yani. Zaten bayağı reklamını yaptık yani, evet, sevgili bayağı. Kardeşimizin klibi de varsa buradan yayınlayabiliriz. Çok güzel bir esermiş yani. Evet. Evet sevgili dostlar, şu anda Almanya'dan sevgili bizim biliyorsunuz yönetim kurulu başkanı Sedat Akçan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sedat Bey, sizi çok özledik. Yani siz bizi görebiliyorsunuz, biz göremiyoruz sizi buradan. İnşallah yarın burada olacak. Sedat Bey'e de az önceki eser gelsin yani. Hakikaten çok güzel bir esermiş. Ben de buradan armağan ediyorum Sedat Akçan Bey'e. Sevgiler, saygılar. Ayrıca yine unutmadan söyleyeyim. Yine bu bizim afişlerimizi hazırlayan sevgili Halil Ervan. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olsun. Yani 3 aydır bizi hiç boş bırakmıyor. Hemen süsleme yapıyor. Halil kardeşim, Ervan'ın reklama da çok çok teşekkür ediyorum. Halil kardeşime bunu hazırladığın için. Halil kardeşim sağ ol. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Birazdan telefonlar gelmeye başlar zaten. Arkadaki resminiz çok güzel çıkmış diye. İnşallah daha iyisini yapmaya çalışacaksın. Öyle diyor. Birazdan diyor. Daha iyisini yapmaya çalışacağım abi diyor. İnşallah. Bekleyeceğiz zaten senden Halil kardeşim. Evet sevgili dostlar. Biliyorsunuz ben yine tekrar edeceğim. 17 Mayıs'ta Allah izin verirse Niksar Ayvaz Parkı'nda olacağız. 18-21 saatler arası. Orada çok güzel bir Anadolu ezgilerini orada bir konsere döndüreceğiz. Allah izin verirse. Buradan da tekrar ediyorum zaten. Evet sevgili Turan kardeşim, keşke sen de orada olsaydın bizimle beraber diyeceğim. Senin de burada işlerin çok. Ankara'da işlerin var. Neyse biz de Allah izin verir olur ya, Tural'dan gerçekleştiririz, oraya götürürüz. Veya Zile'den gerçekleştiririz bir canlı yayınımızı. Oradan alırız seni. Seni de götürürüz. Tabii. Hakan'cığım. Yani sadece Tokat'a hitaben gitmiyoruz biz. Her yere gidiyoruz. Anadolu'nun dört bir yanına canlı yayın için gidebiliyoruz yani. Ne zaman istersen. Sağ olun. Başınız. Sağ olun. Sağ olsunlar yani, beni gerçekten de destekliyorlar. Sanatçılarımızın hepsi de öyle. Duyarlı insanlar. Yavrasan hiç yalnız bırakmayacağız seni dediler. Desteklerini esirgemiyorlar yani benden. Evet Turan'cığım, senden devam edelim o zaman şöyle türkülere.
Sevgili Turan kardeşim. Evet, burada da yine stüdyoda sevgili Ali kardeşim, Muharrem kardeşim sağ olsunlar. Ayaklarına da sağlık sevgili abicim, büyük abileri. Bizi yalnız bırakmadığınız için sağ olun. Biraz da diyorum şöyle hareketlendireyim. Onlar da orada. Tamam, hareketlendi de. Turancığım onlar. Sevgili buradan Şahin Gökmen'e de Haloğlu'ma da teşekkür ediyorum. O da güzel bir derlemiş, toplamış, yazmış bir eseri, türküyü. Sağ olsun, kendisine teşekkür ediyoruz Şahin Gökmen'e burada. Turancığım bir de şunu söyleyeyim. Bunlar şimdi geldiler de Ali Rıza olsun, Muharrem Tamur olsun, Selahattin Temur olsun, buradaki dostlarımız geldiler de senden Çoruk Kızı istiyoruz diyorlar. Ama onu da tabii reklamlardan sonra söyleyeceğiz gerçi. Evet, birazdan reklam arası verdiğimizde. Yani yakalamışken Çoruk Kızı Yiğit namıyla anılır. Çoruk Kızı söyletmeden de göndermeyiz zaten seni. Bunu. Evet. Hakan'cığım öyle bir türküsü var. Çoruk Kızı diye. Başlıyor onu. Seni yolcu sanırlar Fadime. Çıkma yarim dağlara.
rüyalara Fadime. Seni yolcu sanırlar Fadime. Zaten bende tali yok Fadime. Seni benden alırlar Fadime. Seni benden alırlar Fadime. Seçtim karası yarim Fadime. Yürek yarası yarim Fadime. Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Eyvallah. Biz de teşekkür ettik. Şeyin değil mi? Bu bizim kemancı Şahin'in de değil mi? Şahin Gökmen'in de. Evet, halamın oğlum. Evet. Bu da klip yapmıştı zaten. Evet. Çok güzel bir türkü. Onun da hareketli türküleri vardı. Sevgili kemancı Şahin'e de buradan saygıları, sevgileri gönderiyor yavru Hasan. İnşallah burada göreceğiz seni kemancı Şahin. Ayrıca Selami Şahin de göreceğiz. Hüseyin Gökmen de. Selami Gökmen, Hüseyin Gökmen. Burada göreceğiz inşallah Allah izin verirse. Kemancı Hüseyin'i, kemancı Şahin'i ve Selami Gökmen'i burada göreceğiz inşallah. Tabii ki Niksar'a gidip geldikten sonra. Kanal 60 sizin kanalınız. İstediğiniz zaman gelip burada program yapabilirsiniz sevgili dostlar. Varsa öyle bir yeteneğiniz buyurun gelin diyorum. Evet Hakan'cığım biraz söyle, sessiz duruyorsun ya. Ben yok, dinliyorum abi, sen dinliyorum. Abi dinliyorsun. Güzel konuşuyorum. Yok. Evet sevgili dostlar, o zaman biz yine seninle reklamlardan sonra iyi bir açılalım. Açılalım. Sevgili dostlar kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Kanal 60'ta buluşacağız. Niksar'a geçeyim. Niksar'dan bir ayva suyu içeyim. Ayrı kalsam da ben Niksar'dan nasıl vazgeçeyim? Delettin, divan ettin Niksar beni. Evet sevgili dostlar. Kanal 60 ekranlarına Niksar'dan canlı yayın yapacağız. Tüm izleyicilerimizi Kanal 60 ekranlarına bekliyoruz. 17 Mayıs'a hazır olun. Yazıcıktan geçiyor da dağ üstünü yolları. Gel gidelim düdene yar, geldi yayla zamanı. Gel gidelim düdene de, geldi yayla zamanı. Çiçek misin, dal mısın, şeker misin, bal mısın? Nedir senden çektiğim yar, başıma bela mısın? Parası verdik. Reklamlardan sonra Anadolu Ezgileri devam ediyor. Ben Yavru Hasan. Evet. Ayrıca SMS gönderen arkadaşlarımız bazıları ulaşamıyorlarmış. Bizim SMS'lerimiz alttan geçmiyor diye. Artık ikinci bir hususta telefonlarımızda bir arıza vardı. Düşüremeyen arkadaşlarımız
vardı. Arayabilirler. Yine mesajlar okuyayım ben buradan sevgili dostlar. Tokat Niksar Araköy Muhtarı Sayın Yaşar Bey aramışlar. Şükrü Bakır ve Gülkız Bakır bizi izliyorlarmış. Çok çok teşekkür ediyoruz buradan. Yine de Güstüne Bey unutmayalım. Elinden öpüyoruz Güstüne Bey'in. Çok çok teşekkür ediyoruz mesajlar için. Ayrıca Hakan Katılmış'ın menajerlik numarasını da vereceğim. Sevgili dostlar olur ya işiniz olur sanatçı ararsınız. En yakın 0543 470 33 34 ne olur telefondan da menajerlik numarasını vermiş oldum. Ulaşabilirsiniz. Evet Hakan'cığım menajerlik numarasını da verdim. Evet, evet. Sen ağır çalışıyorsun abi. Ayrıca Hakan'ın ikinci menajerlik numarasını da vereyim isterseniz. Vereyim abi. Ver ben de alayım yani. 0533-734-1603 menajerlik numarası. Tamam. İkinci bir numara. Bu da benim numaram. Tamam. Evet sevgili dostlar. Devam ediyoruz tüm hızıyla. Ayrıca zaten günlük bizim burada veterinimizle dönüyor. Tokat Niksar Ayvaz Parkı'ndan 17 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz canlı yayın var biliyorsunuz. Bunu da Niksar Belediyesi'nin katkılarıyla Sayın Özdilek Özcan Bey'in katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Biz buradan çok çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ayrıca buradan İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ulaşoğlu'na ve yine Meclis Üyesi Murat Deveci'ye çok çok teşekkür ediyoruz bu yardımlaşmadan dolayı. Ayrıca Yusuf abiyi unutmuyoruz. Yusuf Çolak da çok emek sarf etti bizler için. Biz de buradan Allah izin verirse 17 Mayıs'ta en güzel şekilde yayınımızı gerçekleştireceğiz. Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Yönetmenim size ses geliyor bana gelmiyor şu anda. Sesin gelir mi? Hasan sesi rejiden duyuyorum. Alo. Hasan. Sesin gelir. Ah ben bunları hep yaşıyorum zaten. Bu sıkıntıları yaşıyorum zaten. Sevgili yönetmenim. Eyvallah. Böyle bazen. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba baba. Babam nasıl? Ah. Hüsnü Yıldız. Evet evet. Babam nasılsın? Allah'a şükür iyiyim. Ulan sabahtan beri senin karşında seni seyredir ama. Seni seyrediyorsun. Evet. Abi bu zamana kadar biz seni seyrediyorduk yani filmlerde. Sen de bizi izle bundan sonra. Olacak mı babam? Sevgili Hüsnü Yıldız, Kemal Sunal'ın, rahmetli Kemal Sunal'ın manevi oğlu. Kapıcılar Kralı'nda. Oğlum İrbağım tut şu parayı. Oğlum İrbağım utanmıyorum okuyup da yönetici mi olacaksın? Cart cart falan. O arkadaş. Hüsnü abi nasılsın? Allah'a şükür. Daha iyi olduk. Eyvallah sağ olun. Valla biz de sesinizi duyduk iyi olduk. Sağ ol Hüsnü abi. Her zaman yanımda olduğunu biliyorsun Hüsnü abi. Seni çok öpüyorum ya. Valla. Yavrasan ben her zaman senin yanındayım demiştin. Ben de zaten inanıyorum ki her zaman da yanımdasın. Çok sağ ol Hüsnü abi. Biz her zaman için sevdiğimiz insanları yalnız bırakmayız. Öpücük kondurdum sana. Öyle sağ değil la şey gibi rahmetli babam gibi. Can Hatice demiyorum Hüsnü abi diyorum burada. Ben olurum sana. Eyvallah abi. Değerli sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların da seslerine sağlık ama mükemmeller. Zaten senin programın hep mükemmel geçiyor Hasan'ım ya. Abi utandırdın beni. Yok olur mu? Hani sen diyorsun ya televizyonda... Ben programımı beğenmiyorum Hüsnü abi ama. Ama ben beğeniyorum. Halk beğeniyor. Abi ben programı niye beğenmiyorum? Daha iyisini sizlere yansıtmak için beğenmiyorum yani. Olsun bu kadar da güzel Hasan'ım. Eyvallah sağ ol Hüsnü abi. Yani, çok sağ ol. Hani ama sen bu ara zayıflamışsın. Yok ben sandalyenin arkasına saklandım abi ondan öyle. Bir çık bakayım sandalyenin arkasından. Abi! Çıta gibi çıktım bak. Vallahi çıta gibi olmuşsun. Aynen öyle oldum abi. Geçen cuma günü ben sana söyleyecektim. Hani konuk bana gelmiştin ya programıma. Evet doğrudur. O gün söyleyecektim ben sana unuttum. Orada bir laf girdi araya. Abi 7-24 artık rejim yapmaya başladık ya. Vallahi ekmek yeme. Niksar'a yeme. Böyle bir zayıf şekilde gideyim. Gidince tanımıyorlar zaten. Vallahi iyi olur. Adam şey diyor kesinlikle abi. İyi yani. Efendim? Bu vaziyetin de iyi ya. Vallahi siz beğeniyorsanız tamam ben de beğenmiş oldum o zaman. Vallahi ben beğeniyorum. Tabii. Hem de çok beğeniyorum. Abi erkek bir insan biraz şöyle az kilo olacak. İstersen yarısını bana ver. Abi sen iyisin iyi hadi. Vallahi ama. Hüsnü abi sen iyisin. Seni öpüyorum Hüsnü abi. Çok çok selam yengeye. Tamam
Tamam, aleyküm selam. Onun da sana selamı var. En yakın zamanda oynayacağım filmde ben de senin yardımcın olaraktan artık ya Kemal Sunal gibi rahmetli gibi ya tokatlarsın ya bir şeyler yaparsın artık. Başım gözüm üstüne. İnşallah abi. Yakında seninle filmdeyim tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Tamam, yakında senin projedeyim. Hadi abi görüşürüz, kendine tamam, iyi bak. Tamam abi görüşürüz. Tamam, okey. Vay be. Hüsnü abi çok sağ ol be, teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettin yani. Evet Hakan'cığım. Sıra bana yine geldi herhalde. Aynen sıra sana geldi. Sıra bana geldi evet. Ben bu türküyü de o zaman Tunceli ve Elazığlılara göndereyim. Onların bir yöresel bir türküleri. Abi ben bunu yine anlattım geçenlerde. Elazığ'a favoritli gelmişti de konser vermişti de. Şimdi TRT'si bir kere soruyor. Diyor ki konseri nasıl buldunuz falan diyor Elazığlı bir amcamıza. Ya valla kardeş diyor Elazığ olalı böyle bir zulüm görmedi diyor. Sen de aynı zulümü yaşatma. Zaten derdim çok idi, bir de yaktı sevdası. Göğü bir telaş aldı, içimde gönül yarası. Zaten derdim çok idi, bir de yaktı sevdası. Gözleri kömür karası, Elazığ der arası, yarimi ellere vermiş, kör olası anası, ay 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 ay. Gözleri kömür karası, Elazığ dersim arası, ben sevdiğim ellere vermiş, kör olası anası, ay 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 ay. Yar aşkına düşeli, cemali zülfü peçeli, evi selvili köşeli, bende akıl kalmadı, yar aşkına düşeli. Gözleri kömür karası, Elazığ dersim arası, ben sevdiğim ellere vermiş, kör olası anası, oy 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 oy. Gözleri kömür karası, Elazığ dersim arası, ben sevdiğim ellere vermiş, kör olası anası, oy 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 oy. Elazığ, Dersim arası. Evet. Gözleri kömür karası. Aynen vay. Öyle.
Bu türküyü daha bir de şöyle söyleyeyim. Eşim Tunceli. Ne güzel. Ona gitsin, evet. Eşin Tuncelili, sen Erzincanlı. Ben Erzincanlıyım, evet. Evet, sonuçta aynı memleketin insanları sayılırız. Sonuçta Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Biz de aynı siz mesela. Eşim aynı zaten. Eşim Turhallı, ben Niksarlıyım. Tokat'tayım. Şimdi Temel'e Dursun soruyor. Babam diyor, ulan uşağım nasıl vefat etti? Uşağım 11. kattan düştü diyor. Nasıl düştü diyor? Vallahi diyor 11. kattan düştü, 6. katta diyor bir tane diyor çamaşır ipine takıldı, yukarı çıktı. Oradan tekrar aşağı indi diyor, elektrik direğine elektrik tellerine takıldı, tekrar yukarı fırlattı diyor. Oradan diyor aşağıdan tenteye takıldı, yine fırlatınca diyor hem sonunda dayanamadım, çıkardım, çektim, vurdum indi aşağıya diyor. Böyle merhametli bir babaymış yani, evlatmış yani. Baktı gidiyor, havada gidiyor, en sonunda diyor ateş ettim, indirdim aşağıya diyor. Zahmet çekmesin diye. O da kurtulsun, güzel kurtulur. Evet Turancığım, sen bugün biraz keyifsiz misin, bana mı öyle geliyor? Ya da biraz, benim programda böyle neşeliyim, bana mı neşeli geliyor da sen neşesin? Sen biraz daha neşeli, enerjik aktifsin, miydin? Ben biraz da iki gündür programlardayız, yorgunlukta. Biliyorum, yorgunsun var. Biliyorum. Valla biz de çalışıyoruz ama yorgunluğumuzu hissettirmemeye çalışıyoruz. Alo! Sevgili dostlar, 0212-557-60-00'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bazen diyorlar ki yavru aslan, telefon numarasını ağır yine söylersen biz de sizi arayacağız diyorlar. 0212-557-60-00'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Alo! Yönetmenim, bu akşam sizde mi sıkıntı var, bende mi sıkıntı var? Alo! Evet, hattan düştü galiba. O zaman biz hemen ne yapalım? Turan'la devam edelim. Sevgili kardeşim, şöyle biraz yaylaya çıkalım mı? Yaylayı çalmıştık değil mi? Fark etmez. Tamam, şöyle bir çıkalım abi. Şimdi özellikle Coruk Kız isteği var. Vallahi istiyorsan Coruk çalarsan okuyun. Ben de şurada oturup alırım. Böyle fazla merak ettirmeyelim insanları, beklemesinler. Oradan derler, biz buradan yazıyoruz, oradan niye söylemiyorsun? Sevgili kardeşim, o zaman sen de Coruk Kız'ı söyle buradan, yani. Sevgili Manevi Köyüm Filtise'ye gelsin. Sevgili patronum İsmail Çapar abim aşağıdayım, bizleri izliyorlar, dinliyorlar Armutlu'da. Misafirlerine de buradan canlara saygılar, selamlar olsun. Bütün Filtise'ye gelsin, bütün Kanal 60 dinleyicilerine gelsin. İzleyiciler, Turancığım bir dakika, telefonu düşürenler düşürüyordu. Alo. Bazen böyle. Alo. Alo. Efendim merhaba. Merhaba efendim, merhaba. İyi akşamlar, kimle görüşüyoruz? Ben Cemal Tandoğan efendim, Cemal Tandoğan. Cemal Tandoğan, Cemal Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ ol efendim, siz nasılsınız? Programı çok güzel, harika, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum, biz de programı beğenmiyoruz, size yansıtıyor muyuz bilmiyorum en iyisini ama ben kendim şahsen beğenmiyorum yani. Ben de şahsım adına, ben böyle müzik programı, halk müziği olduğu zaman hoşuma gidiyor efendim. Ha, teşekkür ediyorum efendim. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben de onun için beğenmiyorum programı. Hayırlısı olsun. Zamanla daha da inşallah iyi olur efendim. Kendimi de beğenmiyorum. Biraz hafif göbek olduğu için zayıflamaya çalışıyorum Cemal abi. Daha iyi yakışıyor efendim. Daha iyi yakışıyor. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben Almutlu'yum, İstanbul'da oturuyorum. Evet. Sıradaki parça eğer mümkünse Tokat'tan mı geliyor, yarısını almışsın mısın diyor ya başındaki yazmayı. Başındaki yazmayı da saraya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Bu mu? Evet efendim, bu eser bütün Tokatlara, Armutlulara ve eşime, çocuğuma ve anneme gelsin. Tamam, ben de söylemiş oldum, kabul edin o zaman Cemal abi. Ediyoruz efendim, ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Selamlar. Eyvallah, sağ ol, iyi akşamlar. Tokat'a selam. Tokat'taysanız, selam. İstanbul'daysanız İstanbul'a selam. Çok hayır, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Eyvallah, sağ olun Cemal abi, sağ olun. Evet, Turancığım. Thank you.
şu çocuk kızdan da ahtaramadım. Sözüne sadık bir de yar bulamadım, yar bulamadım. Ayrılık mıydı kısa yüzsüz canı kızda, senin muradın, senin muradın. Yaktın kemancı yüreğime de kar bulamadın, kar bulamadın. Senin sevdana dayanır oldum, sevdim. Derdime derman da bulamaz oldum, bulamaz oldum. Bayrampaşa kapalı da çıkamaz oldum, gelemez oldum. Gül yüzünü görmekte kemancıya nasip olur mu, nasip olur. Takmış gümüşü de almış kemeri belden, canım barım yandı da bu gurbet elden, bu zindan elden. Çok isterdim seni de zalim ana, vermedi vermedi. Gönlüm geçmiyor gülüm bu kara sevdadan, kara sevdadan. Çok isterdim seni de zalim ana, vermedi vermedi. Gönlüm geçmiyor gülüm bu kara sevdadan, kara sevdadan. Çamlar gıcılar.
şu benim zoruk kızı da görmediniz mi? Görmediniz mi? Suya giden de sarı saçlı bacılar bacılar, şu benim zoruk kızdan aranızda var mı lan? Gülüm var mı? Al elmanın dördünü de sev gözelim Erden'e. Al elmanın dördünü de sev gözelim Erden'e. Seversen de güzel sev de çekme çirkin derdine. Seversen de güzel sev de çekme çirkin derdine. Şal kuşağı yaylalardan aşağıda, belinde şal kuşağı, belindeki kuşağımdan ben olayım uşağı, belindeki kuşağımdan ben olayım uşağı. Yar sen her balımızın, tokatlanmış
geliyor da yar sen erbabım olsun. Alacağım ben seni de söyle nişanlım olsun. Alacağım ben seni de söyle nişanlım olsun. Yaslanıyor çamçama. Kıpır gözlüm doyamadım ben sana. Ya ver muradımı ya al canımı. Korhar oldum, korhar oldum. Dokunamam ben sana, dokunamam ben sana. Canım yaylasına vardım da aman aman. Yayla düz gibi, yayla düz gibi. Soğuk sularından içtin de karnım buz gibi. Kaldı buz gibi. Senin sevdana da düştüm yaşlandım, düştüm yaşlandım. Daha duruyor hayırsız da 18'lik kız gibi, canım kız gibi. Arttın saçını da ilkbaharında, gençlik çağında. Daha duruyor hayırsız 18'lik kız gibi, canım kız gibi. Eli bıçaklı gelin de beli saçaklı gelin. Eli bıçaklı gelin de beli saçaklı gelin. Yaktı yandırdı beni de kısa bacaklı gelin. Yaktı yandırdı beni de beni bacaklı gelin. Taşları da civciv öter kuşları. Yamanın taşları da civciv öter kuşları. Dolanıyor boynuma da şemşek uzun saçları. Dolanıyor boynuma da şemşek uzun saçları. Yaylamızın düzünde de inek güder minek.
kızın yanında da yedi güzelle gerek. Şemşi kızın yanında da yedi güzelle gerek. Saygılar, sevgiler olsun. Hoy hoy, valla. Anam, anam, anam. Valla yorgun yorgun diyordun. Açıldım, tram açıldım valla. Ben de dedim, herhalde beni o kadar daha çok yorgun hissediyorsun diye biraz dedim. Vallahi ya. Şanlandırayım. Valla, daha neyini gördüydü ki zaten biz Turan'ı en sonunda çözdük yani. Yorgunluğu, murgunluğu dinlemiyor. Sevgili dostlar, mahallede şimdi abi kardeş varmış. Bunlar çok yaramazlarmış. Ne çalınsa bu çocuklara soruyorlar. Yani mahallede ne kaybolsa bu çocukları buluyorlar. Babaları duramıyor, bunları götürüyor camiye. Diyor ki, hoca efendi bunları sen adam eder misin? Şimdi bunlar da tabii ki camiye gittikten sonra büyük oğlanı çağırıyor. Gel bakayım buraya diyor hoca efendi. Buyur hocam. Kıble nerede diyor. Kıble mi hocam diyor. Kıble nerede diyor. O arada o korkuyla çocuğun elinden tutuyor, kardeşini alıp kaçırıyor. Küçük kardeşi diyor, abi niye kaçıyorsun? Bu sefer olay çok büyük diyor. Kıble kaybolmuş, bizden biliyorlar diyor. Evet sevgili dostlar, Turancım ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol kardeşim. Şimdi Hakan kardeş. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hakan katılmış kardeş. Şimdi biz yaklaşık 25 yıldır, 26 yıldır arkadaşlığımız var seninle beraber. Ben şu saatten sonra da her zaman senin yanındayım, yanında da olacağım. Sen onu çok iyi biliyorsun. Biz kendi aramızda çok affedersin hani derler ya, şöyle kedi misali. Biz, kedi fare kapışması. Kedi fare kapışması. Olur, temelde ama dursun her da zaman, her zaman gerek olmamız gerektiği yerde birbirimizin yanında oluruz. Bazı arkadaşlar kendi işlerine baksınlar. Sıkıntı yok. Biz onları çok pek ilgilendirmiyoruz. Yani. Hiç sıkıntı yok. Evet. Sevgili kardeşim. Evet Hakan'cığım, yönetmenim telefon varsa alalım, yoksa ben şöyle Hakan kardeşimden türkü dinleyeceğim. Hakan kardeşim, senden şöyle bir yine eser alalım. Anladım abi, bir türkü. Yani biz hep genelde Tokat yöresinden gidiyoruz, biraz da şöyle Erzincan yöresi. Yani doğu tarafına, yani şu, Sivas, şöyle, Malatya, gerçekten Maraş. Gerçekten yani çok güzel bir şey oluyor, biliyorum. İzleyicilerimize de telefonla bağlanan izleyicime teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir halk müziği, bir Anadolu sokak yöresi güzel ya bizim, oluyor yani, bence bilmiyorum. Seyircilerimiz bizim programımızda zaten bunu devamlı söylüyoruz yani sevgili dostlar. Biz yeri gelir şemmambit oynarız, biz yeri gelir çökertme de oynarız, biz yeri gelir horon da tepiniriz, biz yeri gelir roman havası da oynarız. Onun için diyorum ki, çünkü biz Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Telefonumuz mu var buradan yönetmenim? Alo. Alo. Bize eşlik edenler var. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Kimle görüştük? Ben Refah Doğan. Refah Doğan. Hoş geldiniz. Evet. Sağ olun. Refah ya, Bey nasılsınız? Program nasıl gidiyor? Akışını teşekkür ederim. Akışını bomba beğeniyor gibi, musunuz bomba programı? Gibi. Bomba gibisiniz. Teşekkür ederiz. Yöremizin tanıttığınız için ayrıca size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Turan Bey'e de başarılar dilerim. Yöremizde bir numara sayıyorum. Teşekkür ediyorum abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Herhalde Niksarlı. Ben de Reşah diyeyim. Evet, Niksar Kucaklıyım. Annem Sinyalalı. Çevrecik'ten. Bizim babaannem de Kucaklı. Tam o taraflara dolanır ama işi karıştırmak uğraştırmayalım. Ben senden anamı neyle taşa bağlasın türküsünü rica ediyorum. Lütfen. Tamam. Kapanışta o da size gelsin. Sağ ol. Teşekkür ettim. Hayırlı programlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol dayıcığım, biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol, hep beraber. Teşekkür ediyoruz. Hadi. Refah Bey, iyi akşamlar. Sağ ol, İyi akşamlar, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok sağ olun. Sen de sağ olun, hadi. Turancığım, anamilerini taşa bağlasın diyor. Tabii bunda biz vedamızı yaparız gerçi. Evet, Hakancığım. Sen de o zaman şöyle yap abi. Bu Turancığım anaminenini taşa bağlasın diyor. Sen de varsa babam da fıraklıya bağlasın diye bir türkü söyle. Ben şimdi 2004 bir anımı anlatacağım. 2004 yıllarında hani programın başında lakap demiştin ya. Hı hı. Herkesin yiğit namıyla anılır ve lakap vardır. Şimdi 2004'te Emre Saltık'ın
hocamızın daha doğrusu çıkarmış olduğu bir kasette Goze adlı bir parçası var. Goze. Goze. Bunun Ceviz evet. O parçayı okudu. Ben o parçayı işte bu Ankara şahitim olsun yaptığım gibi onu da bayağı bir her tarafta okumaya başladım. Bu lakap bende kaldı Goze olarak. Bu piyasada genelde çoğunda telefonlarında Goze olarak kayıtlıyım. Hadi be. Öyleyim. Hakkara çok şey yapmaz yani. Biz onu tam çıkaramaz. Ben o zaman Ceviz diye kayıt edeyim seni. Ha, bu türkü Ankara'dan az önce monitörden gördüm. Ankara'dan bir istek. Onu da oraya göndereyim tekrar. Tamam, biz de dinleriz Hakan'cığım. Sesine eline sağlık. Sağ olun. Sevgili Hakan kardeşim. Ben teşekkür ederim abicim. Bize bu fırsatı yarattığın için. Ne demek yani? Ne demek? Bize isteyen varsa gelsin, program veririz. O zaman haftaya yani, yine gelin. Hafta olmuyor ki. Sevdim burayı. Gelmek isteyen bir daha geliyor biliyor musun Hakan?
Yani ben diyorlar ki ya Burhan senin programı başlarken biraz sanki biz sıkılıyoruz da program nasıl bittiğini anlamıyoruz diyorlar. Bir daha gelebilir miyiz? Programdan önce de bunu konuşmuştuk değil mi? Nasıl geçti abi? Aynen. Bitti program bak buyur. Geçti mi o kadar? Vallahi abi? Bitti. Yani kaç programı yaptıysam aynısını söylediler. Ne zaman bitti? Aynen sevgili... anlamadık. Evet programın sonuna geldik. Vedamızı alalım Turancığım. Yok önce vedamızı alalım sonuna senin... istekle bitireceğiz zaten. Vedamızı istekle gerçekleştireceğiz. Tamam, sen vedalaşmayı yani, konuşmayın. Senden vedayı alayım. Mesela Kanal 60 ekranlarındaki izleyicilere ne söylemek istersin? Bu vedanı alalım ondan sonra çaldıracağız. Yani vedayla bitireceğiz. Ha, anladın mı? He? Ne söylemek istersin? Vallahi dinleyenlerimiz görüyorlar. Biz bu işi tokat. Ben şöyle söyleyeyim. Yani kendi yeteneğimle kendi cebalarımla buralara geldim, bunu yapıyorum. Çok profesyonel bir kemancı değilim. Yöremizin ama yörede, Tokat yöresinde ortalarda. İşini severek yapıyorsun işini yani. İşini severek yapıyorum. İşini severek yapıyorsun. Sevgili seyirciler, şimdi Temel Asker içtimadan kaçmış, oturmuş bir ağacın dibine sırtını da vermiş. Affedersiniz, cigara içiyor. O arada komutanı gelmiş, içtimadan kaçmış ya. Ula Temel ne yapıyorsun? Demiş komutanım cigara içiyorum. Sen demiş sivilde ne iş yapardın? Komutanım inşaat ustasıyım demiş. Peki demiş senin yanındaki bir elemanın aynı şekil yapıp da gitse böyle bu şekilde sigara içse ne yaparsın? Komutanım işten atarım memleketine gönderirim demiş. Onun da gitmeye niyeti var ya. Beni göndersin diye. Severek yapıyorsun. Helal olsun. Kendine yaratıcı. Senden alayım Hakan'cığım düşüncelerini. Ben öncelikle dediğim gibi bu fırsatı bize yarattığın için sana teşekkür ederim abicim. Gerek burada gerek ekranların başındaki tüm dinleyenlerimize saygılar, sevgiler gönderirim. İyi akşamlar diyorum abi. Teşekkür ediyorum. Yani bu fırsatı bize verdin deyince biz aslında vermiyoruz bu fırsatı. Genel bizim yönetim kurulu başkanımız Sayın Sedat Akçan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Yine genel müdürümüz Hüseyin Kömür'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca Reci'deki Mustafa kardeşime, kameraman kardeşim Mehmet Bey'e ve yine oğlum Sergen'e kameraman. Sergen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu yayını sizlere ulaştırdıkları için. Yani emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet, benim her zamanki sloganımı söylemeden önce sevgili dostlar 17 Mayıs'ta Allah izin verirse Niksar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz Anadolu Ezgilerini Niksar Ayvaz Parkı'ndan gerçekleştireceğiz. Siz de gördüğünüz gibi 18-21 saatleri arası Ayvaz Parkı'nda olacağız. Bu da tabii ki Niksar Belediye'mizin başkanı, Niksar Belediye Başkanımız Sayın Özdilek Özcan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca İl Meclis Genel İl Genel Meclis Üyemiz yine Mehmet Ulaşoğlu Bey'e ve ayrıca Meclis Üyemiz yine ayrıca Murat Deveci'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Çolak'a da çok teşekkür ediyoruz. Katılan sanatçılarımıza da Orhan Yıldız kardeşime, ayrıca Tuğçe Özcan'a, Davut Şahin'e, Yaşar Güç'e ve Cemal Dilke'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bunlara buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Ve her zamanki sloganımı ben söylemek istiyorum. Gözünüzden ışık, kalbinizden sevgi, cebinizden para eksik olmasın. Yalnız gözünüz yine Kanal 60'da olsun diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Benden sonra İsmail Özgen'de kalın diyorum. İyi akşamlar. Şimdi senden alalım. Aman anam ineğini de taşa bağlasın, eller bayram etsin de anam ağlasın, anam ağlasın. Gelin bacım da sinesini dağlasın, yokluk gurbet ile de bağladı bizi. Ah garip anam, çilelun anam, çilen doldu mu da?
kadersiz anamına. Aman anam ineğini de kaşa bağlasın, gelini salsın da anam ağlasın, anam ağlasın. Gelin bacım da sinesini dağlasın, yokluk gurbetle de bağladı bizi. Ah garip anam, çileli anam, çilen doldu mu da gelemem anam anam. Aman iki oğlun vardın anam anam, beş kızın, hala dinmedin içerinde birinci sızın, birinci sızın. Arkanda meliyor da bir görpe kuzun, yokluk gurbetle de bağladı bizi. Ah garip anam, çileli anam anam. Tokat'tan Niksar'a geçeyim. Niksar'dan bir ayva suyu içeyim. Ayrı kalsam da ben Niksar'dan nasıl vazgeçeyim? Delirttin, divan ettin Niksar beni. Evet sevgili dostlar, Kanal 60 ekranlarına Niksar'dan canlı yayın yapacağız. Tüm izleyicilerimizi Kanal 60 ekranlarına bekliyoruz. 17 Mayıs'a hazır olun. Yazıcıktan geçiyor da dağ üstünü yolladı. Gel gidelim düdene yar, geldi yayla zamanı. Gel gidelim düdene de, geldi yayla zamanı. Çiçek misin, dal mısın, şeker misin, bal mısın? Nedir senden çektiğim yar, başıma belamısın?